Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Malum döviz fiyatları uçtu gitti. Artan döviz fiyatları ile beraber bisiklet piyasasında da tabii ki fiyatlar yukarı yönlü bir ivmelenme gösterdi. Dolayısıyla bizim katlanır bisikletlerde el yakan, cep yakan fiyatlar ulaştı. Bunların yanında bir de bizim yerli burada Manisa'da İzmir'in hemen dibinde üretilen Carraro 121 disk modeli var. Şimdi bu hafta bunu inceliyoruz. Benim meşhur bir lafım vardı arkadaşlar, hatırlayacaksınız. Bana katlanır bisiklet hangisini alayım dediğinizde mutlaka katlanır bisiklet üreten firmaları tercih edin diyordum. Bunun da sebebini şöyle açıklıyordum. Balık lokantası sadece balık lokantasında yenir, et lokantasında yenir. Yani katlanır bisiklet firmaları tecrübelerini sadece katlanır bisikletlere yoğunlaştırdıkları için diğer bisikletleri de üreten firmalara göre her zaman daha tecrübeli, daha iyi bisikletler ürettiğine inanıyordum. Bu hakikaten 3 sene öncesine kadar böyleydi. Fakat katlanır bisiklet markaları işi tamamen ticarete döktükleri için, tamamen ticari olarak artık yaklaşmaya başladıkları için bu tecrübe biraz daha geri plana itildi. Ha bu arada ne oldu? Carraro gibi firmalar da katlanır bisiklet konusundaki tecrübesini arttırdı ve sadece katlanır bisiklet üreten firmaları solladılar. Şimdi ilk etapta kadrosal özelliklerine bir bakalım. Kadromuz alüminyumdan yapılmış arkadaşlar. Maşamız çelik bir maşa kullanılmış. Kadro üstündeki droplar, dropoutlar kesinlikle sağlam. Siz de görüyorsunuz ekranda. Sağlam, ciddi şekilde kaliteli tercih edilmiş. Aynı şekilde önde maşada da bagaj deliklerimiz mevcut. Şimdi bir katlanır bisiklet dediğiniz zaman en önemli özelliği nedir? Tabii ki katlanma özelliğidir. Kilit mekanizması gayet başarılı. Bu standarttır zaten. Hemen hemen piyasadaki tüm katlanır bisikletlerde bu tip bir kilit mekanizması kullanılır. Kilit katlanma mafsalları biraz ağır. Bunu da ben bisikletin şu anda yeni boyalı, yeni üretimden çıkmış, daha tam alışmamış olmasına bağlıyorum ki bunu kullanan arkadaşlarım da bana aynı şeyi söylüyorlar. Bunun haricinde kadro ile ilgili olarak kadro çeşitli yerlerinden güçlendirilmiş. Bu da tabii bizim için iyi bir özellik. Bu kadronun sağlamlığını ön plana çıkartıyor. Bisikletimizin donanımsal özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Şimdi ilk etapta seleden ve elciklerden bahsedelim. Selesi Selle Royal'in Rios'u kullanılmış fakat ben hemen elimde olan Brooks'la değiştirdim bunu. Elcikler yine gövdenin yeşiline uyumlu kahverengi elcikler tercih edilmiş. Ön gidon teleskobik, iki taraftan hem gidonu kıvırıp katlayabiliyorsunuz hem de gidonun boyunu yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Hemen arkada seli borusuna geçtiğimizde Dahon'daki gibi bunda içinde bir pompa çıkmıyor. Fakat kalın güzel bir seli borusu var. Kullanışlı, boyunun daha öncekilerde boyunda kısa olduğu bahsediliyordu. Bunda yeterli boya da sahip. Hemen arka tarafa geçelim. Bagajımız ince demir bir bagaj tercih edilmiş. Üzerinde bir de kendi sıkıştırma yayı var. Bence yeterli bir bagaj. Üzerine ben ufak ortlibimi takabiliyorum. Bir problem olacağını da zannetmiyorum. O yüzden bagajı değiştirmenize de hiçbir şekilde gerek yok. Çamurluklarına geçelim arkadaşlar. Bisikletin çamurlukları hakikaten güzel. Cidden beğendim. Dahon'da SKS vardı. Bunda SKS olmamasına rağmen kaliteli çamurluklar tercih edilmiş. Pedallardan bahsetmek gerekirse işte standart, görüyorsunuz siz de ekranda gördüğünüz gibi standart katlanır pedalları mevcut. Ha bu bisiklette bir şey daha var dikkatimi çeken, o da neler? Önde ve arkada quick release tercih edilmiş olması. Yani yüksek fiyatlar verdiğiniz markalı bir bisiklette quick release yerine somun varken bunda quick release tercih edilmiş olması gerçekten büyük bir avantaj.
Teknik özelliklerine geçtiğinde bisikletimizin ilk etapta frenlerden başlayalım. Elcik olarak no name frenler tercih edilmiş fakat frenlerimiz bu bisiklette disk fren. Mekanik disk frenler var. Üzerinde 160 mm rotorlar var. Mekanik disk frenler tek taraftan basıyor. Yeterli mi? Bence yeterli. Aktarım sistemine geçtiğimizde önde ve arkada Shimano'nun en sorunsuz, en problemsiz aktarıcılarından biri olan Tourney'ler tercih edilmiş ki ben de değiştirmeyi düşünmüyorum. El değiştiricisi olarak grip shift'ler var. Grip shift hangisi? Shimano'nun RS36 modeli Revo shift'ler tercih edilmiş. Ayna kolda önde üçlü bir ayna kol var. Ayna kol oranlarımız 28, 38, 48. Arkada vidalı bir ruble var. Rublemizin diş oranı da 14, 28. Bir değişiklik yapacağım mı derseniz arkadaşlar, inanın hiçbir değişiklik yapmayacağım. Bu oranlar gayet yeterli. Sadece üzerinde değiştireceğim şeyler ne var? Değiştiricilere üzerinden değiştirebilirim. O da neden? Ben kendim çok Revo Shift'e alışamıyorum. Çok hoşuma gitmediği için bir tek bunlarda değişiklik yaparım. Onun dışındaki geri kalan aktarım organları olsun, dişli oranları olsun bence bu bisiklette gayet yeterli. Ben bu bisikleti neden tercih ettim? Neden tercih ettim? Görüyorsunuz bakın. Sele aşağı daha diğer katlanır bisikletlere göre biraz daha geride duruyor. Bu da ne demek oluyor? Pedallar daha ön tarafta. Dizinizde problem varsa emin olun dizinizi zorlamıyor. Normal bisiklet geometrilerine yakın bir geometrisi var. Sele açısı itibarıyla. Şimdi normal katlanır bisikletlerde sele biraz daha önde. Dolayısıyla dizinden problemli olan arkadaşlar için özellikle tendinit, kondromalezi, patella gibi sorunlar yaşayan arkadaşlar için katlanırda 50-60 kilometrede adım gibi eminim ki dizlerinde illaki bir ağrı oluyordur. Bunu da şu anda bir 30 kilometre kadar kullandım. Hiçbir şekilde ağrı yok. Tabi bu tecrübelerim daha sonra Dahon'la kıyaslama videosunda ayrı ayrı anlatacağım. Bisikletin gördüğüm tek bir dezavantajı var. Şu anda yeni olduğu için katlaması harbiden güç istiyor. Ama bir müddet sonra bunun da düzeleceğini zannediyorum. Tabi ben bu bisikleti illa harikadır, mükemmeldir falan diye almadım. Carraro kendini inanılmaz şekilde kanıtladığına inanıyorum. Gitgide kendini geliştiriyor. Ve bakın piyasadaki bisikletlere bakın. Yani bugün itibariyle 3,5 milyara deli gibi paralar veriyorsunuz. Ama kalitesi düşük bir katlanır bisikleti sadece marka olarak alıyorsunuz. Öteki yandan böyle bir bisiklet var. Neredeyse yarı fiyatına yani biri 3,5 iken bunlar 2000 lira civarında satılıyor. Ama aynı kaliteyi yakalamış durumdalar. Evet şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta farklı bir videoda karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.